Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim örgü modelim şu şekilde göstereyim. Ben şu anda elimde örüyorum. Tekrardan size başlama tekniğini göstereceğim. Tekrardan başka bir ipimle başlayacağım size arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Öncelikle ben ilmeklerimi çişime takıyorum. Küçük bir parça göstereceğim size arkadaşlar. Çok basit ve zevkli bir model. Ben bundan kızıma daha önce hırka yapmıştım. İlmeklerimi taktım. Bir tane daha takarsam bu kadar yeterli. Öncelikle arkadaşlar, bu tarafı ters olduğu için ilk ilmeğimi alıyorum. Tersten ilmeğimi ön kısımdan, düz tarafı bu tarafa bakacak arkadaşlar. Bu modelimi ön yüzünde kuracağım için ve bir sıra düzüme gittim. Şimdi kenardan iki tane ilk ilmeğimi örmüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. İki tane kenarlarda düz bırakıyorum arkadaşlar ben. Dikişine gidiyor. Hoş duruyor. Model yarım kalmıyor. Bu şekilde şurada da, bu modelimde de gösterdiğim gibi bu kısmı şu şekilde dikişe gittiği anda güzel oluyor. Buraya da model olduğu zaman model yarım görünüyor. O nedenle kenarlarda ben iki tane ilmeğimi bırakıyorum. Öncelikle üç tane ilmeğimi takıyorum. Üç tane ilmeğimin içerisinden bir tane baş alıyorum. Şekilde göstereyim. Tekrar bir tane daha çıkartıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğimin içerisinden 3 tane çıkartıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir tane önden ters yapıyorum. Tekrardan 3 tane ilmeğimi örüyorum. İçerisinden, ilmeğimin içerisinden bir ilmeğimi toplayaraktan çekiyorum. Bir tane baş alıyorum. Tekrar bir tane daha çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine bir tane önden ters örüyorum. İpimi geri arkaya tarafa alıyorum. Arka taraftan 3 ilmeğimin içerisinden 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum tekrardan. Yine ipimi öne alıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimin içerisinden 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan bir ilmeğimi alıyorum. Yine buradan iki, bir tane ilmeğim fazla geldi. Bunu ikisini birlikte alıyorum. Arka kısmında arkadaşlar yine hiçbir değişiklik yok. Düz bir şekilde örüyoruz. Ortada bir tane ters ilmeğimiz var ama onu ters örmüyoruz. Yani bu tarafı ters, ön tarafı düz olacak şekilde. Bu şekilde örerekten devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Ters ilmeğimizi de, önde ters aldığımız ilmeğimiz de ön tarafta düz olacak arkadaşlar. Düzlüyorum. Ve düz ilmeklerimi de ördüm.
Tekrardan ön yüze geldik. Şu anda burada ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Bakın arkadaşlar, pardon, ilmeğimi kaçırdım. Bu şekilde ilk ilmeğimi örüyorum, ikinci ilmeğimi, bakın o üç tane topladığım ortadakini ters alıyorum. Şimdi modeli kaydırıyorum arkadaşlar. Tekrar ortadaki, bakın, ters ilmeğimle ilk baştaki düz ilmeğim, ikinci ortadaki ters ilmeğim ve yandaki ilmeğimi, bunun üçünü birlikte toplayacağım arkadaşlar. Bu şekilde 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmeğimi tekrardan çıkartıyorum arkadaşlar. Tekrardan alttaki 3 çimdiğimin ortasındakini ters yapıyorum bunda da arkadaşlar. Karşıda modelde de görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan 3 ilmeğimi topluyorum. Yine ipimi öne alıyorum. Bir tane tersini yapıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi toplayıp içerisinden tekrardan 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan ters ilmeğimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane ortasındakini, 3 ilmeğimin ortasındakini ters alıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi topluyorum. Ve yan ilmeğimi. Siz bu kenar kısımlarını, ilmeklerinizi ona göre ayarlama yapar takarsanız arkadaşlar. Yine düz bir şekilde arkayı, yani önden alıyoruz arkadaşlar. Sizden taraftan alıyoruz. Örgümüzün ters tarafı burası oluyor. Düz tarafı. Hepsini ters olaraktan örgülerimizi alıyoruz arkadaşlar. Ön yüzü düz olacak şekilde. Ve tekrardan ön yüze geldim arkadaşlar. Yine tekrardan gösteriyorum. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu anda tekrardan geri 3 ilmeğimi topluyorum. Bakın arkadaşlar. İlkinde ilk modeli başladığım şekilde yapıyorum. Şimdi alttaki yaptığım 3 topladığımın ortasına tersimi yapıyorum. Ters ilmeğimi alıyorum. Ters önden yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan 3 ilmeğimi topluyorum. İçerisinden 3 tane tekrardan ilmek takıyorum. Yine önden ters ilmeğimi takıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi topluyorum. Yine ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi. Tekrar ters ilmeğimi alıyorum burada. Ve 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşıdaki modelimde göründüğü gibi. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar.
Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.